Gece saatlerinde uyanık olanların bizzat tanık olduğu, kimlerinin ise sosyal medyada görünce şaşırdığı bir an yaşandı İstanbul semalarında. Parlak ışığı görenlerden bazıları yıldız kaydı dedi. Kimi göktaşı olduğunu düşündü, kimi ise UFO olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti. Ekibimiz yaşanan gök olayını uzmanına sordu. İlgilenenler için bir not, benzer manzara bu hafta sonu da yaşanacak. Bu videodaki görüntüler nedir? Havai fişeğe benziyor. Rusya'daki savaşa da benziyor. Vallahi göktaşına benziyor ama inşallah değildir. Yani başımıza çok felaket geldi, bir de bu gelmesin. Bir anda bir ışık patlaması oldu. O taraf karanlık. O neydi ya? Şimşek mi? Herkes başını göğe çevirdi. Tanık olanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İstanbul'da sabah saat 2.30 sıralarında görülen ışık yüzmesi sosyal medyada adeta panik havası yarattı. Kimileri bu görüntüler için UFO derken, kimileri ise şimşek çaktığını zannetti. Ancak uzmanlar ise bu görüntülerin meteorların atmosfere girmesi sonucuyla oluştuğunu açıkladı. Dün bir meteor aslında atmosfere girerek yanması ve çok düşük bir yükseklikten geçtiği için de hafif bir patlama sonucunda da daha çok ışığı saçıldı. Meteor düşüyordu, uzaylılar olduğunda tam şey yapamayız, kanıtlayamayız. Dolayısıyla sosyal medyada her seferinde görülen ya da bunlar UFO'dur ya da başka şeydir denilen şeylere pek itibar edilmesini istemiyoruz. Ve işini astı. Gökyüzündeki o ışık, kuyruklu yıldızların yörüngesinden ayrılan kaya parçalarının atmosfere girmesi ve sürtünmeyle alev alması sonucu ortaya çıkıyor. Dünyamıza düşenlere de meteor deniyor. Renkli gözükmesi içerisindeki kimyasına dair fikirler verirken bize, hem de ses duyabiliyor olmamız aslında birazcık daha güçlü olduğunu gösteren bir meteor. Şimşek olmuştu, ışıklar olmuştu, bir şey düşmüştü. Sabah saatlerinde yaşanan meteor olayının yanı sıra bir diğer heyecanlandıran gelişme ise bu hafta sonu halk arasında yıldız kayması olarak bilinen Perseid meteor yağmurlarını da gözlemleyebilecek olmamız. Görseydim bir bakardım düşmanı, böyle patlama anını falan. Sonra geri kafaya koyar uyurdum.